Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Bu videoda sizlerle birlikte Huawei P Smart Pro'yu kutusundan çıkartıyoruz. Kısa bir süre önce Türkiye pazarında piyasaya sürülen bir cep telefonu. Bize sıfır kutu gönderilmedi bu arada. Açık bir kutu göndermişler. Görüyorsunuz ama genelde merak ediyorsunuz böyle telefonları o yüzden bir kutu açılımı yapmak istedik. Şöyle çıkartalım kutusundan. Söylediğim gibi daha önce kutusu açılmış bir telefon geldi bize. Şöyle çıkartıyoruz not for sale ifadesi yer alıyor. Arka tarafta şöyle kaldıralım kenara. Arka tarafta degrede bir yapı var. Şu anda görüyorsunuz. Üst taraf daha böyle açık mavi iken aşağı doğru daha bir koyu maviye doğru geçen bir daha doğrusu böyle mora doğru geçen bir renk seçeneği bulunuyor. Şöyle yan tarafı biraz göstereyim isterseniz. Güç tuşumuz burada. Hemen şurada görüyorsunuz. Bunun dışında ses açma kapama tuşumuz da yine yan tarafta konumlandırılmış. Kamera tarafına geçelim isterseniz. Bu sefer bazen yapıyoruz biliyorsunuz böyle. Önce kameradan, kameradan bahsediyoruz. 48 megapiksellik bir ana kameramız var. Ona 8 megapiksellik bir ultra geniş açı kamerası eşlik ediyor. Hemen onun yanında ise 2 megapiksellik bir alan derinliği kamerası da mevcut. LED lambamız da kenarda duruyor. Son dönemde olduğu gibi böyle dikey şekilde bir yazı yazılmış Huawei'ye. Şöyle yakınlaştırayım biraz isterseniz. Burada da triple camera yani üçlü kamera yazısını görüyoruz hemen alt tarafta. Bunun dışında diğer yan yüzde bir şey yok. Güç tuşumuzun burada olduğunu söylemiştik. Alt tarafa bakalım isterseniz. Hemen şurada görüyoruz. Type C bağlantımız var. Kulaklık çıkışımız da var 3,5 mm. Şuralarda da hoparlör ve mikrofon girişleri, ses çıkışları vesaire görüyoruz. Üst tarafta şurada bir düğmemiz mevcut. Sim kart yuvamız da yine yukarıya konumlandırılmış. Bakalım bir açmayı deneyelim. Bakalım cihazımız nasıl açılacak mı? Pili de var mı onu da bilmiyorum ama evet var galiba. Yan yüze bastık ve şu anda açılıyor. O açılırken biz bir taraftan kutu içeriğine göz atalım sim iğnemiz var. Şöyle gördüğünüz gibi. Bir de kılıfımız var. Bu kılıf normal satılan üründe çıkıyor mu bilmiyorum emin değilim. Bize test ürünlerinde genelde çıkıyor ama bazen burada çıkıp bize test ürünlerinde gönderilen ürüne çıkıp gerçekteki kutularda çıkmayan da oluyor. Yumuşak bir kılıf bu arada. Şu anda görüyorsunuz. Yumuşak silikon şeffaf bir kılıf. Zamanla sararıyor bunlar yalnız bu arada. Onu da bilgisini vermiş olayım. Diğer kutu içeriklerine bakalım. USB kablomuz Type-C bağlantısına sahip. Şöyle göstermiş olayım. Bunu bir kenara alalım. Küçük şirin bir adaptörümüz. Şöyle. Biraz daha yakından çekeyim ki. Merak edenler oluyor bunlar arkadaşlar. Kimisi de diyor ki niye gösteriyorsunuz diyor ama merak edenlerin de olduğunu belirtmiş olalım. Bunu da gösterdik. Peki başka ne var? Bir de kulaklığımız var. 3.5 milimetrelik. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi standart bir telefon kulaklığı. Biraz teknik özelliklerinden de bahsetmek isterim aslında. 6.59 inçlik 1080'e 2340 piksellik IPS bir LCD ekranına geliyor bu cep telefonumuz. 6 GB RAM, 128 GB depolama. Kirin 710F işlemcisinin olduğunu da belirtelim. Böyle bir işlemci var. Mali G51 GPU'muz bulunuyor. Android 9 Pie işletim sistemine geliyor. Ana kameramızı söylediğim 18-8-2 bu kamera yalnız full HD çekiyor 30 FPS. Ön kameramız 16 megapiksellik bir motorize bir kamera bulunuyor. Şimdi onu da göstereceğim size. Üst taraftaki düğme değildi aslında, o kameramız yer alıyordu orada. Wi-Fi 802b bng var. Bluetooth 4.2 ve FM radyo özelliğini olduğunu söyleyeyim. Lityum polimerde bir pilimiz var. 10 Watt'ta kablolu şarjımız mevcut. Yani bu kablomuz 10 Watt şarj yapabiliyor. Şimdi bu eşyaları birazcık içine koyalım. Şöyle toparlayalım burayı. Şu parçaları da koyalım. Ve telefonumuzu bir çalıştırmayı deneyelim. Bakalım ne kadar açılacak mı? Pili de fena değil. İyi de görünüyor pili yani. Buradan Türkçemizi seçelim. Başlayın diyoruz. Evet Türkiye. Türkiye şartları okudum sonraki sim kart takmamız istedi atla diyoruz ee, sonraki diyoruz bu Wi-Fi'ye bağlanmayalım şimdilik Google hizmetleri var bu arada şimdi bazen soruyorsunuz bunları biz arkadaşlar hani Google hizmetleri var mı yok mu vesaire gibisinden ee, Google'ın bütün hizmetleri Huawei telefonlarda var. Bir tek geçtiğimiz günlerde kutusundan çıkardığımız Huawei Mate 30 Pro'da Google servisleri bulunmuyor arkadaşlar. Bu ambargodan etkilenen ilk ve tek model o oldu. Onun dışındaki yeni çıkan bütün Huawei modellerinde gördüğünüz gibi Google servisleri mevcut. Hatta göstereyim. Şu anda yüklü olarak geliyor. Siz sonradan da yükleyebiliyorsunuz. Hatta biz onunla ilgili bir video çektik. Şimdi yukarıdan onun da linkini veririm. Oradan da görebilirsiniz. Gayet güzel bir telefon bu arada gördüğünüz gibi. Çentik vesaire yok. Neden? Çünkü şu kısımda bir motorize kameramız mevcut. Çok güzel, hoş bir telefon olmuş bu arada. Şu anda mesajlar şunlar bunlar gelmeye başladı. Kamerayı bir açalım isterseniz. Tamam. Tamam. Konumu da etkinleştirelim. Kameramız açıldı. Standart aslında Huawei kamerası. Kamera arayüzü. Geniş açıya geçtik. Normal açımıza geçtik. 1x ve geniş açı. Tabi telefoto olmadığı için bunda kamera olarak zoom giremiyorsunuz. Geniş açı ve normal açı arasında geçiş yapabiliyoruz. İşte portre modumuz var. Gece var. Açıklık var. Tamam diyoruz. Şimdi bir de ön kameraya geçelim isterseniz. Şimdi beni göreceksiniz ön kamera geçince. Merhaba herkese. Ön kamera gördüğünüz gibi şurada açıldı. Pop-up bir kameramız mevcut. Bir daha yapalım isterseniz. Evet, şu anda tekrar geçtik. Ön kameramızı bu şekilde açmış olduk. Bir daha göstereyim isterseniz şöyle yapalım. Biraz daha yakınlaştıralım isterseniz. Tam net olarak görülsün görüntümüz. Çok güzel yapmışlar. Biliyorsunuz birçok böyle telefon var piyasada. Ve pop-up kameralarda giderek yani yaygınlaşmaya popüler olmaya başladı ve devam ediyorlar. Ama yakında bence ekran altı bir kamera teknolojisi gelecek. Şu anda onun deneyleri yapılıyor, testleri yapılıyor. Muhtemelen önümüzdeki dönemde o tarz cep telefonlarında göreceğimizi söyleyebiliriz. Şık bir telefon olmuş. Telefonun fiyatını merak edenler için yani Huawei P Smart Pro'nun fiyatını merak edenler için söyleyelim. Hemen 3399 TL'lik bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülüyor. E, tabii ki Zamanla düşecektir bu rakam. Siz de takip edip hani kampanyasını vesairesini takip edip bakabilirsiniz ama sektöre yeni bir hani rakip geldiğini, yeni bir model geldiğini de belirtelim. Huawei'nin birçok modeli bize geliyor, test ediyoruz. Bu telefonla da ilgili olarak hem kamera hem de normal testlerini gerçekleştireceğiz. O gün gelene kadar YouTube kanalımıza abone olmayı, bizleri aynı zamanda Instagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Farklı bir incelemede, farklı bir videoda karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.